Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Şubat 2023 günlerden pazartesi. Bildiğiniz üzere Yusufeli Barajı 22 Kasım itibariyle su tutmaya başladı. Ve bu 3 aylık süreç içerisinde de baraj suları Yusufeli ilçe merkezine neredeyse girmek üzere. Şu anda bulunduğumuz yerde daha önceden sizlere birçok video paylaşmıştım. Fakat bu tarihi yapının tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Yani yerel halk gözetleme kulesi ve işte eski bir şapel olduğunu ifade ediyorlardı. Fakat tam olarak hani araştırmamıştım. Bugün Wikipedia'dan baktım ve bu konuyu da yine siz değerli takipçilerimle paylaşacağım. Fakat bu tarihi yapıya geçmeden önce bugün şöyle kanocularda Yusufeli Barajı'nda güneşli günün tadını çıkarıyorlar. Size de göstermek istiyorum. Şöyle Yusufeli Barajı'nın son durumuna da bakacak olursak, geçen günlerde yine sizlere şu anda su altında kalan bu noktadan çöplerin toplatıldığına dair video paylaşmıştım. Fakat bugün görüyoruz ki orası tamamen su altında kalmış. Yine baraj sularını birkaç gün önce şu köprünün orada akar bir vaziyette görmek mümkündü. Bugün yine eski spor salonunun oraya kadar baraj suları çıkmış. Hamzet Köprü'ye de bakacak olursak baraj suları yine Hamzet Köprüsü'nde ileriye geçmiş. Yanında bulunduğumuz bu tarihi yapı Hamzet Mahallesi'nden biraz yukarıda, yani baraj suları burayı alması için yaklaşık bir 10-15 metre daha, belki 20 metreye yakın yükselmesi lazım. Fakat çevresinin gördüğümüz üzere alçakta kalmasından dolayı baraj suları artık bu tarihi tapınağı çevrelemeye başlamış. Gelirken de biraz zorluk çektim açıkçası, çünkü ben şu tarlalardan geliyordum. Bugün geldiğimiz zaman bu tarlaların da sular altında kalmaya başladığını gördüm ve 2-3 metre daha baraj suları yükseldiği takdirde artık bu tapınağa gelmek ve buradan sizlere video atmak imkansız bir hal alacak. Bu yüzden en azından su altında kalmadan son gelip siz değerli takipçilerimle bu tarihi tapınağa da tarihe bir not olarak düşmek istedim. Daha önceki videolarımızda da merak edip soran arkadaşlarımız olmuştu. Şimdi Wikipedia'da bu tarihi tapınak nasıl ifade edilmiş ve daha ayrıntılı bir şekilde nasıl bilgilendirilmiş, hep birlikte bunu göreceğiz. Bilgilendirmeye geçmeden önce kısaca hatırlatma yapmak istiyorum. Daha anlaşılır olabilmek adına. Şu evlerin diğer tarafında Ahalt Mahallesi var. Yani o evleri geçtikten sonra Ahalt Mahallesi başlıyor. Ve bulunduğumuz bu mahallede yine Hamzet Mahallesi. Ve bu Hamzet Mahallesi'ne ulaşım şu gördüğümüz asma köprüden sağlanıyor. Tabii şu anda vatandaşlar da artık son gelip Hamzet Mahallesi'ndeki eşyalarını, işte bağ bahçede bulunan odunlarını vesaire götürmeye çalışıyorlar. Çünkü neredeyse artık Hamzet'teki bu evler sular altında kalmaya başlayacak. Şimdi bu tarihi tapınağın kısaca tarihçesine bakalım. Wikipedia'da geçen Ahalt Kilisesi olarak geçiyor. Gürcüce tarihsel Tao bölgesinde bugün Yusufeli kasabasında Orta Çağ'dan kalma Gürcü Kilisesidir. Eski Ahalt Köyü'nün tarihsel olarak bir parçası olan Hamzet Mahallesi'nde bulunmasından dolayı Hamzeti Kilisesi veya Hamzeti Şapeli olarak da bilinir. Kilisenin bulunduğu ve Türkçe kaynaklarda Ahalt olarak geçen köyün adı, Yusufeli ilçesinin idari merkezi Öydem'den buraya taşınırken 1950 yılında Yusufeli olarak değiştirilmiştir.
Ahalta'nın bir mahallesi olan Hamzet'i Türkçe kaynaklarda Hamzet veya Hamzat olarak geçer. 1940 genel nüfus sayımında Ahalta nüfusu 546 kişiden oluşuyordu ve Hamzet bu sıralar Ahalt köyünün bir mahallesiydi. Yani ilçe merkezi bildiğiniz üzere, yine ifade edelim. Daha önce Öydem'deydi ve Öydem'den buraya taşındığı zaman Ahalt köyü olan şu ilerideki evler daha sonra Yusufeli'nin Ahalt mahallesine çevrilmiş. Ve bu Hamzet de Ahalt köyünün bir mahallesi olarak daha önceden, yani Yusufeli buraya taşınmadan önce ifade edilirken, artık Yusufeli ilçe merkezinin bir mahallesi olarak değiştirilmiş. 1940 genel nüfus sayımında Ahalt'ın nüfusu 546 kişiden oluşuyordu ve Hamzet bu sırada Ahalt köyünün bir mahallesiydi. Ahalt Kilisesi veya Hamzet'i Şapeli'nin bu köyün eski Hristiyan nüfusunun kilisesi olduğu anlaşılmaktadır. Yani buradan rahat bir şekilde anlaşılabiliyor ki daha önceden buralarda Hristiyan nüfusu oldukça fazlaymış. Ahalt Kilisesi Çoruh Nehri ile Barhal suyunun birleştiği noktada. Yine o noktayı da gösterelim. Karşı taraf Barhal Çayı ve şu soldan gelense Bayburt'tan gelen Çoruh Nehri. Çoruh Nehri'nin sağ kıyısında yer alır. Dikdörtgen planlı, tek nefli ve tonoz örtülü küçük bir yapı. Şöyle ebatından bahsetmiş. 4,85 metreye 3,71 metre olarak inşa edilmiş. Fakat çatı örtüsü zamanla çökmüş. Kilise güney duvarı dışında günümüze iyi durumda ulaşmıştır. Doğu ve batı duvarlarında üçgen alınlıklı birer pencere. Şöyle pencerelerini de yine gösterelim. Şöyle iki tane penceresi bulunuyor. Kuzey duvarında ise iki pencere bulunmaktadır. Dolgu duvar tekniğiyle inşa edilmiş olan kilisenin kaplama taşları sökülmüştür. Duvar tekniğinden hareketle 10. yüzyıla tarihlendirilmiş olan kilisenin giriş kapısı batıda bulunmaktadır. Eski yazılı kaynaklar vasıtasıyla da bilinen Ahalt Kilisesi'nin duvar resimleri olduğu tespit edilmiş olup fresklerin ve yazıların izleri bugün de fark edilmektedir. Şu anda tabii ki de artık zamanla deformasyon olduğu için duvar yazıları çok belli olmuyor. Taşlar da yavaş yavaş dökülmeye başlamış. Fakat ben dikkat ettim. Ama herhangi bir yazıya rastlayamadım. Tabii o çağdan bu çağa bu yapının hala ayakta kalması bir mucizeyken, artık yazılarına çok da bakmamak lazım. Şöyle bu durumu da siz değerli takipçilerimle paylaşmak istedim. Kanocu arkadaşlarla sizlere veda edelim. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.